Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, günün öne çıkan saçma sapan haberleriyle karşınızdayız. Hazırsanız, çaylarımız hazırsa haberlere geçiyoruz. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Haberler gelsin. Efendim, Hacı Nuh Kaya isimli bir iş adamı. Değeri 1 milyar TL olan bir tesisi var. MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu belediye başkanının haberlerde yazdığına göre bir çetesi varmış. Çetesiyle beraber buraya çökmüşler. Tabii bu iş adamı da, Nuh Bey de, sosyal medya hesabından belgeleriyle bunu ifşalamış. Arabasında giderken bir tane kadın arıyor, o tweetleri sileceksin, yoksa bir hafta içerisinde biz seni de tweetleri de sileriz diyor. Yani Mambia'da sıradan bir gün. Ne diyeyim bilmiyorum. Çeteleşmenin alıp başını gittiği, iş adamı derdini anlatmaya çalışıyor, malıma çöküyorlar diyor, tehdit telefonları alıyor, bunu paylaşıyor. Kimse bir şey yapmıyor, kimse tutuklanmıyor. Sıradan vatandaşların bir tweet attığı için tutuklandığı bir ülkede birbirlerinin mallarına çökenler, tabii, arayıp tehdit edenler, bunlara hiçbir şey olmuyor. Ve böyle bir ülke seçime gidiyor. Hala vatandaşlar kime oy versek diye düşünüyor. Yani neyse. Çay sıcak bu arada. Yani bilmiyorum ne olması lazım abi. Ya ne yapsın Allahü Teala, ne yapsın? Yani gök kubbeyi yarısında Türkiye'de yaşayanlara Tayyip'e oy verme. Lan oğlum Allah aşkına. Lan oğlum ya. Lan bunu mu desin lan? Lan bunu mu desin? Lan sana sığındım. Ya Rabbi sen affet. Sen bu fakir kulunu affet ya Rabbi. Bu videoyu paylaşanları da affet ya Rabbi. Bu videoyu beğenenleri de affet. Yorum yazanları da affet. Amin. Mübarek. Arkadaşlar öyle demeyin. Ben çok mübarek bir zatım ha. Ona göre benim duam kabul olur. Yani bekar mekar varsa aranızda, iki muhabbet ediyorlar, anında evleniyorlar ha, benimle, haberiniz olsun. Demedi demeyin yani. Bu nereden geldi aklıma işte. Genelde Türkiye'de seçim atmosferine girdiğimizde böyle ülkelerden tehdit mesajları gelir. Erdoğan da tehditle karşılık verir ve oy potansiyeli biraz daha yükselir. Halkı gaza getirirdi. Şimdi böyle bakıyorum, salak saçma insanlar sağda solda Kur'an-ı Kerim yakıyorlar ve Erdoğan'ı hedef gösteriyorlar. Ve bizim ister istemez ya, bu olaya da şüpheyle bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani manyağın biri, delinin biri gidiyor Kur'an yakıyor. Biz Türkiye olarak ayaklanıyoruz, Müslümanlar olarak Kur'an yaktı falan. Şimdi maalesef arkadaşlar sosyal medyada insanlar tıklanmak ve izlenmek için videolar çekiyorlar. Adam Kur'an-ı Kerim'i almış veya Kur'an-ı Kerim'e benzeyen bir şey. Bir tane böyle bir video var da, belki eski bir videodur. Bilmiyorum. Yakıyor. Tamam mı Kur'an'ı? O sırada oradan artık Çeçenler mi geçiyor, kim geçiyorsa böyle bakıyorlar. Tam da tesadüfe bak sen. Tamam mı? Böyle bakıyorlar abi. Kur'an olduğunu anlıyorlar. Yumruğu yapıştırıyorlar. Hemen ardından da Allahu Ekber, Allahu Ekber. La. Ne oldu kardeş? Kur'an'ı yakarsan işte böyle. Allah'ın yumruğu falan filan. Bir kere bu videoyu çeken kim? Şayet o Kur'an-ı Kerim'se, o Kur'an-ı Kerim'i yakan çocuklar değil mi? Gençler. Yabancı bir ülkede çekilmiş. Neden bu videoyu paylaşsınlar ki sosyal medyada? Dayak yiyorlar. Ya tıklanmak için, izlenmek için çekilmiş bir video olduğu ortada. İsveç'te bir tane adamın birisi bir partinin başkanı mıymış neymiş? Şimdi de işte Kur'an yakıyor, tepki gösteriyor. Finlandiya'da İşte Kur'an yakılmasını yasaklayacağız diyor.
Amerika'sı, Finlandiya'sı, İsveç'i Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını uyarıyor. Aman ha terör eylemi olabilir falan diyor. Ya bir şu, dünyanın herhangi bir yerinde Kur'an-ı Kerim yakılmıyor mu? Veya İncil veya Tevrat. Birileri nefret ediyor, alıyor ve yakıyor, tepki gösteriyor. Değil mi arkadaşlar? Bu hiç olmamış bir şey değil. Emine Şenlikoğlu'nun bir kitabı mı vardı? Hani bir video vardı ya, kızın bir tanesi Kur'an-ı Kerim'i yakmış mı? Ne yapmışsa kuyruğu çıkmış. He, bir de ağzı böyle uzamış, maymuna dönmüş falan. O zamanlar onunla bizi korkutuyorlardı. Tabii. Aman ha, saygı saygı saygı. Sonradan tabii bal mumu heykeli olduğu anlaşıldı falan. Yani Allah'ın kitabı, tabii ki hiçbir dinin kutsal kitabının böyle yakılmasını istemeyiz. Ama bu tarz şeyleri gördüğümde böyle Müslümanların bu tarz tepkiler vermeleri, gaza gelmeleri, AKP'nin bunu sanki kendisine bir hakaretmiş gibi üstüne alması falan bana pek inandırıcı gelmiyor. Bana pek inandırıcı gelmiyor arkadaşlar. Yani bu tarz şeylerden de kendi üstünüze bir vazife çıkartmayın. Bir tane akli dengesi yerinde olmayan birinin Kur'an yakması. Yani bu zamana kadar İsveç'te, Finlandiya'da artık hangi ülkelerde bilmiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'e direkt bir saldırı, İslam'a direkt bir saldırı oldu mu olmadı. Ve Türkiye seçim atmosferine girerken bu tarz şeylerle karşılaşmamız gerçekten düşündürücü değil. Yani diyeceksin ki abi bu kadar da paranoyak olmayalım. Vallahi ben olurum kardeşim. Ben olurum ve her şeyi beklerim. Zaten bu videoları çekme amacımız da bu. Bize gösterilen bir şey var ama gerçekten doğru mu? Adamın bir tanesi kızmış, Kur'an yakmış. Ne oldu peki? Niye biz adama tepki gösteriyoruz? Adamı kale almamak, umursamamak gerekmiyor mu? Biz adamı umursadığımız zaman, kale aldığımız zaman adam ikinci Kur'an'ı yakmaz mı? Birisi ünlü olmak için sosyal medyaya bir video atar, patlar, videosu ünlü olur ya, aynen o hesap. Adamı kendi evimizde zaten büyütüyoruz. Ve yarın öbürsü gün bakacaklar birileri, bu iş çok güzel ya, adam aldı yürüdü gitti. Biz de yakalım, biz de büyüyelim, biz de yürüyelim. Yani. Belki benim gibi düşünmüyor olabilirsiniz. Bu konuda çok hassas olabilirsiniz ama maalesef bu konunun çok büyütüldüğünü ve abartıldığını düşünüyorum. Devlet Bahçeli de diyor ya, Allah tektir, ordusu Türktür. Allah tektir, ordusu Türktür. Yani diğer o zaman Müslüman ülkelerin hepsi çöptür. Yani Allah özellikle demiş ki Sayın Bahçeli'ye, tabii teheccüd namazından sonra, ey Bahçeli, benim ordum Türkiye, diğerleri değil. Bahçeli de tamam demiş. Bize aktarıyor tabii. Ey ya. Efendim, Ali Osman Akat isimli bir hayırsever uyuşturucu kaçakçılığından yakalanmıştı. Erdoğan'la ve Süleyman Soylu'yla da fotoğrafları vardı. Beyefendinin evine kargoyla uyuşturucu göndermişler. O da tabii polisler de kapıda bunu yakalamış. Bu da demiş ki kardeş yanlışlıkla kargo bana geldi demiş. Benim böyle bir talebim olmadı. Şimdi gözaltı tutukluydu, serbest kaldı. İçeride ne döndü, nasıl oldu, bunun suçsuz olduğunu nasıl anladılar orasını bilmiyoruz. Orasını size bırakıyoruz arkadaşlar. Benim sorum şu, şayet kargoyla evine uyuşturucu geliyorsa ve bu da yanlışlıkla benim adrese geldiler, ben böyle bir siparişte bulunmadım deyip serbest kalıyorsa bu uyuşturucu kime gidecekti? Yanlışlıkla adresler değişti. Düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Herkes bir tahminde bulunsun. A, B, C, D, E diye şıklarımız yoktur. İsteyen istediğini yazabilir arkadaşlar. Acaba kim? Allah Allah. Ya düşünsene. Senin evine böyle bir kargo gelse mesela. Kapıyı açsan, kargocu, kargoyu aldıktan sonra, kapalı bir kutu bilmiyorsun, istesen de istemesen de, böyle bir talepte bulunsan da bulunmasan da, yani ardından polisler evi bassa mesela,
Sen de desen ki ben böyle bir şeyde bulunmadım siparişte, bu benim değil. Serbest kalır mısın? Kalır mısın serbest? Bence kalırsın. Adalet yerini bulmuş arkadaşlar. İtiraz etmeyelim. Bu arada buna gelmediyse kime geldi? Düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Efendim, korona döneminde ülkelerin zorla vatandaşlarına vurdurduğu aşılar. İşte bu aşılardan biri BioNTech, işte biri de Moderna'ydı galiba. Bu firmalar şu anda Almanya'da maalesef zor durumda. Bunun sebebi de bu aşıların yan etkilerinden birisi felç ve ölüm riskini artırması. Vatandaşlar şikayet ediyorlar. Bu şikayetlerden şu anda kabul edilen 283 kişi. Kişi başı 811 euro veriyor devlet. İşte aşının yan etkisinden dolayı bir de 15 bin euro tedavi masrafları için veriyor. Daha ağır olanlara. Ben haberde ne yazıyorsa onu okuyorum arkadaşlar. Bunun yanı sıra BioNTech'in de geçen gün İngiltere'ye gitmesi, kanser için orada laboratuvar kuracağız demesi, bu tazminatlardan korkup kaçtığı yönünde haberlerin ortaya çıkmasına sebep oldu diyor. Bizim Uğur Şahin ve Özlem Türeci bununla ilgili yarın öbürsü gün bir açıklama yaparlar. Ben tabii ki o zaman dalga geçtim, güldüm. Bazı arkadaşlar yoruma yazmışlar, kanser için araştırma yapmaya gidiyorlar falan. Madem kanser önemli bir hastalık, Almanya neden kanser için bir laboratuvar kurdurmuyor bunlara? Neden bunun araştırmasını yaptırmıyor da İngiltere gel biz kuralım diyor ve bunları çağırıyor? Yani Almanya'da kanser olan yok mu? Alman vatandaşları kanser olmuyor mu? Hadi onu da geçtim. Kanserin bir çaresi bulunsa zaten Almanya bundan da parayı vuracak. Nasıl korona döneminde parayı vurduysa, yani neden onu yapmıyor da BioNTech İngiltere'ye gidiyor? Uğur Şahin, Özlem Türeci falan. Bunların hepsini düşünmemiz lazım arkadaşlar. Yani bilmiyorum, yarın öbürsü gün çıkar ortaya. Aklıma direkt Türkiye geldi. Şimdi Türkiye'de insanlar kalp krizi geçiriyorlar. Yani Almanya'da felç, Türkiye'de kalp krizi. Ya yani acaba Almanya'ya farklı aşı da Türkiye'ye farklı aşı mı diye düşünmek zorunda kalıyoruz. Peki bizimkiler tazminat istese ne olurdu? Muhtemelen FETÖ'cü ilan edilirler. Evet. Yani hatta FETÖ'cü ilan edilirlerdi, bir de üstüne bankadaki paraları varsa, ki zaten şu an halk fakir, parası da yoktur. Malına mülküne çökerlerdi. Yeter ki tazminat vermeyelim. Hocanın biri camide sigara içenlerin yarın ahirette Allah'ın huzuruna nasıl gelecekleri bunu anlatıyor. Abdullah Dağıstani Hazretleri diye bir hoca varmış. Bu hoca demiş ki yarın ahirette sigara içenler ağızlarında cinsel organlarıyla gelecekler. Abdullah Dağıstani kimdir? Yazılanlar doğru mudur? Gerçekten böyle bir şey söylemiş midir? Bilmiyoruz. Velev ki doğrudur diyelim. Yani şöyle bir düşündüğümde Abdullah Dağıstani Hazretleri bunu nereden biliyor, kimden öğrenmiş? Kim buna yarın öbürsü gün sigara içenleri ben ahirette cinsel uzvuydu ağzına sokarak getireceğim demiş? Şöyle biraz düşünmeye başladığında, düşünme, düşünürsen işin içinden çıkamazsın. Şimdi günümüzde arkadaşlar maalesef hocalardan bu tarz şeyler duyuyoruz. Camilerde, normalde biz sokakta, kahvehanede konuşamadığımız şeyler konuşuluyor. Ve biz bunları haber yaptığımızda, habere sebep olan hocalar değil de biz hedef tahtası oluyoruz. Aslında bunu camide anlatanlara siz tepki gösterseniz, bunlar rahat bir şekilde bunları camide anlatamazlar. Sigara kötü müdür? Kötüdür. Sağlığa zararlı mıdır? Zararlıdır. Abdullah Dağıstani ile ilgili bu zamana kadar hiçbir hocadan bu tarz bir şey duymamışken, ilk defa hocanın birisinden Abdullah Dağıstani diye biri var, bak bu böyle diyor. Öyle dedi diye öyle mi oluyor? Demiş. Demiş. Şimdi önceden internet yoktu. Mesela bugün isimlerini duyduğumuz hocalar geçmişte yaşamışlar ve ölmüşler. Hoca şöyle buyurdu, şu alim böyle buyurdu. İnternet yok, in mi, cin mi, sapık mı, ne olduğu belli değil. Bilmiyoruz. Ama bugün internet var. Bugün gözümüzün önündeki hocaların cami kürsülerinde anlattıklarından tutun da tabii ki elin karısını şıp şıp
tokatlamasına kadar her şeyi gözümüz görüyor. Yarının gençleri, yarının nesilleri oldu da kendi dönemlerinde bu dönemin hocalarından mübarek zatlar diye bahsedildiğinde internete girecekler. Aslında onların ne kadar mübarek zat olduğunu kadınların popişkolarına şap şap vururken görecekler yani. Ya da camide konuşulmaması gereken konuları konuştuğunu görecekler yani. Yanmaz kefenlerden tutun da yani işte peygamber terliği mi? Bu tarz şeyleri görecekler yani. Yani demem o ki arkadaşlar. Geçmişten bir sürü alim, evliya, hoca ismi söyleniyor. Hangisinin gerçek hoca olup olmadığını bilmiyoruz. Maalesef günümüzdeki hocaların yaşayış şekilleri, günümüzdeki hocaların durumları bize geçmişe şüpheyle bakmamıza sebep oluyor. Yani bugün bu hocalar böyleyse geçmiştekiler nasıldı? Bunu düşünmek zorunda kalıyoruz. Bir ikincisi de malum bu kadınlar, erkekler sosyal medyadan para kazanıyorlar. Sosyal medyadan para kazanmanın farklı farklı versiyonları var. Bunlardan birisi de vücudunu göstermek ve vücudun üzerinden para kazanmak değil. Şimdi dün başı kapalı bir kadın çocuğunun bulunduğu odada sosyal medyaya bir video atmış. Cinsellik içerikli bir artı 18'imsi bir video, tamam mı? Tabii tepkiler gelmiş. Buradan para kazanıyorlarmış. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu sosyal medyada herkesin gözünün önünde televizyonlara katılan bu Bahar diye bir tane kız var. Online finans mıdır nedir? Böyle bir platform varmış. Bu platformda cinsel içerikli videoları paylaşıyorsun. İşte oranı buranı paylaşıyorsun, para kazanıyorsun. Genelde kadınlar buralarda etkin. 900 bin lira para kazanmış. Böyle bir paylaşımda bulunmuş. 900 bin TL. Bak, diyeceksin ki abi ne var, kazanabilir. Tamam, o kazanır kazanmasına. Bir de ters bir şekilde düşün. Sen yıllarca okudun tabii. Atandın, atanamadın. Atansan da aldığın para bir halta yaramıyor da. Gittin orada burada sürünüyorsun. Genç kızsın, ergensin. Ve sosyal medyaya giriyorsun ve bakıyorsun. Bir tane kadının bu programa girip bu programda vücudunu sergileyerek veya daha da ileri giderek, hani artık neler yaptığı o konulara giremiyoruz, 900 bin lira gibi bir parayı kazandığını görüyorsun. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Hemen şeytan vesveseyi verir. Hemen şeytan vesveseyi verir. Ya bana bile vesveseyi verdi. Allah'tan erkeğim. Lan bura erkekler için falan var mı burada böyle şeyler? Bilenler yazsın. Lan oğlum. Allah'ın mesajı. Neyse, tövbe 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 tövbe. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yani onun için arkadaşlar, maalesef gençlerimiz bu tarz yerlere yönelsin diye birileri elinden geleni yapıyor. Yani bunu görmeniz lazım. Bunu görmeniz lazım. Sonra da çıkıyor hocalarımız, birileri, ay gençlerin ahlakı bozuldu. Z kuşağı şöyle, Z kuşağı böyle. Götünü gösteren 900 bin lira kazanıyor hocam. Ey yavrum ey, sen Z kuşağı öyle de, Z kuşağı böyle de. Efendim, İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlığı kaldırıldığına dair bir haber var. Net bir bilgi şu anda yok ama dokunulmazlıkları kaldırıldı deniyor. Yani şayet dokunulmazlıkları kaldırıldıysa neden kaldırıldı diye baktığımızda, İYİ Partili Lütfü Türkkan bir şehit yakınına hakaret mi etmiş, bundan dolayı dokunulmazlığını kaldırmışlar, saygısızca davranmış. Ali Mahir Başarır'la ilgili bir şey yazmıyor. Ama dokunulmazlığı kaldırıldı yazıyor. Bu geçenlerde bir mahkeme vardı. Bu mahkemede hakimle mi, savcıyla mı tartışıyordu? Bundan dolayı mı diye düşünüyoruz. Yani Lütfü Türkan, yanlış hatırlamıyorsam, o gün o şehit yakınının kafasını koltuğunun altına almıştı, hakaret etmişti. Onun başka bir yerden getirilen birisi olduğunu söylemişti. Şehit yakını da değil demişti. Şehit yakını olabilir, olmayabilir.
2015 yılında Erdoğan'ın videosu sosyal medyada var. Erdoğan bazı şehit babaları mı, şehit aileleri mi var demişti, karakteri bozuk. Şimdi şehit ailelerine karakteri bozuk diyen Erdoğan herhangi bir ceza aldı mı bu konudan dolayı? Ne bileyim, milletvekilliği, başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı düştü mü? Erdoğan diyebilir. Ülkenin başındaki adam isterse küfür de edebilir demek ki, ama milletvekilleri diyemez, öyle mi yani? Onu mu anlamamız lazım? Şurada 3 ay kaldı arkadaşlar. Bir şey kalmadı. 3 ay sonra yani gerçek adalet, gerçek hukuk sözde Kemal Kılıçdaroğlu'nun demesine göre gelecek. Haksızlıklar yani tekrardan yargılama sistemi düzelecek. Haksızlığa uğrayanlar tekrardan yargılanacak. Türkiye 2023'te artık eski Türkiye'den hiçbir şey kalmayacak. Eski Türkiye'yi, yani bu ülkeyi bu hale getirenler sözde yargılanacak. Sabredip göreceğiz. Yani bilmiyorum artık. Efendim, Halil Konakçı şu anda sol kesimin hedefinde olan hocalardan bir tanesi. Ya bu haberlerden sonra bugün bayağı bir imamlardan bahsettim, hocalardan. Artık tamamen beni kafir ilan ederler. Ama ortada bir gerçek var arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ya, akletmez misiniz? İşte aklediyoruz, düşünüyoruz ve düşüncelerimizi söylüyoruz. Size göre doğru olabilir, yanlış olabilir. Herkesin düşüncesine de saygı duyuyoruz. Şimdi Halil Konakçı Hoca hilafet istiyormuş. Onunla gündeme gelmişti. Bir de bu 10 bin liralık atkısıyla gündeme gelmişti. Atkıyı bana biri hediye etti dedi. Daha bir sürü şey var da sadece hatırladığımız iki tanesi şu anda aklıma gelen. Efendim, cuma günü olması lazım, camide sohbet ediyor. Sohbet sırasında etrafındaki caminin evlerdeki insanlar rahatsız olmuşlar sözde ve uyarmışlar görevlileri. Görevliler de gelmiş imama, Halil Konakçı Hoca'ya söylemiş. Halil Konakçı Hoca bunu vatandaşlara söylüyor. Vatandaşlar gaza geliyor. Allahu Ekber diyorlar. Bir anda bağırmalar, tekbir getirmeler falan filan. İşte baktım alttaki yorumlara, Tarkan konser verse rahatsız olmazsınız falan. Bu tarz şeyler yazıyorlar. Arkadaşlar, ikisi de farklı şey. Neden sürekli bir kıyaslama içerisindeyiz? Kim olursa olsun. Neden bir kıyaslama içerisindeyiz? Tarkan'ın konserinden rahatsız olan yok mu? Var. Tarkan orada konser veriyordu. Oh, iyi olmuş, ne güzel Tarkan gelmiş diyenler var. Bir de Allah kahretsin, bu sesi çekiyoruz. Sabahtan akşama kadar bir bitmediniz diyenler var. Rahatsız olan her türlü rahatsız olur. Yani burada tamam cami, tamam hoca sohbet anlatıyor. Eyvallah, susalım, sesimizi çıkarmayalım. Ya öyle berbat sesi olanlar var ki artık tahammül edemiyorsun ya. Eğitimsiz ya. Benim dedenin bir lafı var. Desen dağdan kızarla odun kesiyor. Aynen o hesap. Adamın bir ezan okuyuşu var. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Makam yaptığını zannediyor dayı, tamam mı? Dedim, abi ne yapıyorsun? Ezan okuyorum dedi. Aynı şeyde bir de müezzinlik yapıyor. Çok güzel dedim. Mükemmel. Harika sesiniz var dedim. Müsaade ederseniz bir de ben okuyabilir miyim dedim. Tabi o zamanlar gencim, daha çıtırım. Benlik duygum kavarmış, alttan şeytan dürtür. He. Kendini göster, kendini göster. Hemen abi aldım mikrofonu elime. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Ekber. Cami cemaati etrafıma toplandı namazdan sonra. Hocam, hocam, hocam. Tabii benim koltuk altları böyle kabardı, artık böyle yürüyorum. He. Desem bana pişik olmuşum. Ey yavrum, ey. O zamanlar tabii çocuğuz, genciz. Sonra ne oldu? Camiden kovdular. Hoca rahatsız olmuş. Ya, neler neler ya işte, ey yavrum ey. Şimdi bu tarz hocalar çok. Hala var. İster istemez ben bile rahatsız oluyorum. Bu tarz insanların da rahatsız olması normal. Bir ikincisi, yani Müslüman olan var, olmayan var. Ya sen orada cemaate bunu söyleyip niye gaza getiriyorsun ki? İslam dini hoşgörü dinidir. İslam dini sana inanan veya inanmayan, seni destekleyen desteklemeyen herkese hoşgörü göstereceğin bir dindir.
Sen burada adam senden rahatsız oluyor veya senin sohbetinden rahatsız oluyor. Ya oradan gelecek olan sesten rahatsız oluyor. Milletin çoluğu çocuğu uyuyor o saatte. Ya her türlü hastası vardır belki, bilmiyoruz. Her şey olabilir. Bunları da göz ardı etmeyelim. Arkadaş, bunları da düşünmek zorundayız. Sen orada cemaate söylüyorsun, cemaati gaza getiriyorsun, cemaat bağırıyor, çağırıyor. Bir kıyaslama içerisindeyiz falan. Bunları doğru bulmuyor. Bunlar doğru değil. Biz cami kültüründen gelmiş insanlarız. Çocukluğumda dedem beni alıp camiye götürürdü. Ne oldu? Camide büyüdük. Hocalardan ders gördük. Az çok onlardan gelen bilgilerle. Mesela ben en basit başımıza gelen olayı anlatayım. Yani müteahhitin bir tanesi site yapıyor. 8 kat yapması gereken yer 12 kat dikiyor. 12 katın karşılığında da yan tarafta bir arsa var, oraya cami yapıyor. Ama yani neyse, caminin bitmesine bir sene falan var. İmam geliyor camiye, atama yapılmış. İçi falan hallar falan koymuşlar, bari imamı atadılar küçük bir yere. Orada millet namaz kılsın. Sabah namazları, normal namazlar bir iki kişiyle zaten kılınıyor. Ezan okunuyor. İşte 4'te 5'te mi o saatlerde ezan okuyoruz. O zaman gençlik zamanımız. Koşa koşa gidiyoruz bir de camiye. Hoca da bize ders veriyor. Bir baktık adamın biri geldi. Elinde silah. Sabahın koru. Biz zaten yarı uykulu yarı uykusuz. Bizi tehdit ediyor. Havaya ateş ediyor. Ben ezan okunmasını istemiyorum diyor. Niye? Ben diyor işten sabahın köründe geliyorum. Yani villalarda oturuyor. Üst tarafta villalar, ünlülerin olduğu yerler. Tamam, artık görevi neyse bilmiyorum. Böyle gece vardiyasında çalışan birisinden bahsetmiyorum. Yani böyle godoman birinden bahsediyorum. Mercedeslerle falan geziyorlar adamla. Geldi, ben istemiyorum kardeşim. Okumayacaksınız. Vururum sizi, öldürürüm sizi. Tehdit ediyor. Jandarması, polisi çağırıyorsun, geliyor. Ne yapacaklar? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ne yapacak adamı yani? Sonra müftülüğe şikayetler, şunlar bunlar. Müftülük seni arıyor, diyor ki ezanın sesini biraz kıs. Yani ki bunu dediğim hoca ses olarak yani Türkiye'de yani bilinciliği olan adam. Yani bir ezan okuyor adam, böyle mest olup kalıyorsun yani. Yani çok güzel okuyor. Adamların sesi de güzel. Sesi güzele bu muamele yapılıyorsa, sesi kötüye neler neler yapılır. Konu niye buralara geldi onu da bilmiyorum. Yaşanmış bir anıydı. Ey yavrum ey. Gençlik zamanı. Halil hocam, sen de milleti gaza getirme. Tamam. Yani milleti gaza getirmeye gerek yok. Kısarsın sesi. Cami cemaati duyar. Etraftakiler duymaz. Tamam mı? Olur biter. Yani etraftaki evler senin sohbetini dinlemek zorunda değil. Benim de sohbetimi dinlemek zorunda değil. Evet arkadaşlar, haberlerin sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola, hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuz burada. İzlemeyen kardeşlerim izleyebilirsiniz. Allah'a emanet, inşallah yarın görüşürüz.